Merhaba, Literat kanalına hoş geldiniz. İsmim Abdullah Ecirli. 16 senedir Hollywood'da Visual Effects Artist olarak çalışıyorum. Title'ım Digital Composer. Star Wars, Black Panther, Aquaman, Irishman gibi filmlerde çalıştım. Bugün bazı filmlerdeki başarılı Visual Effects sahnelerini beraber izleyip yorumlayacağız. Bu tabii ki benim zamanımdan çok önce yapılmış bir film. 1968 tarihli Stanley Kubrick'in Space Odyssey. Kendi zamanına göre çok çok önde olan bir öncü bir film. Tabii ben orada çalışmadığım için tahmini olarak neler yapılmış, nasıl yapılmış olduğunu söyleyeceğim. Tahmini olarak söylediğim şey ve maketlerle yapılmış ve projeksiyonla yapılmış. Mesela astronotların olduğu sahne arka taraf tamamen, yani maket var ama büyük ihtimalle ya aynayla gözüküyor ya da perdeye yansıtılmış görüntüleri var. Arka tarafı background tabii ki projeksiyon. Renk uyumaları falan tabii ki bugünün şartlarında çok kolay belli bir şey ama dediğim gibi o günün şartlarında yapılmış muhteşem bir film. Bu film için çekerken şey de yapmışlar. Motion tracking yapmışlar. Kamerayı birkaç defa çekebilmek için objeleri birbirinin önüne koyabilmek o zamanlar şartlarında biz şimdi bilgisayarda çok hızlı kolayca yapabiliyoruz bu değişiklikleri ama o gün bir filmin içinden bir mat oluşturup arkasına başka bir şey koyabilmek çok zor. Bunu her bir seferinde filmi expose ediyorsunuz. Bir makinesi var. Koyduğunuz sıraya göre önce filmi expose ediyorsunuz. Üzerinde mat varken sonra matin yerini değiştirip invert matle arka tarafı expose ediyorsunuz. Koyduğunuz element sayısınca da bu expose'u yapmanız gerekiyor filmde. Film çoğaltma olarak yapıyorsunuz bunu. Eğer diyelim 10 tane uzay gemisi var. Bunu 10 kere yapıyorsunuz. Her bir renk için yapıyorsunuz. Yani 20-30 kerelik bir işlem olmuş oluyor. Ve yanlış yaparsanız bu film gidiyor. Sizin 5 gününüz, 1 gününüz de gitmiş olabiliyor. Tekrar başlıyorsunuz. Çok meşakkatli bunu yapmak ve o zamanın şartlarında gerçekten muhteşem bir şey. Yani bunlar olduğu için büyük ihtimalle biz varız bugün ya. Benim sinemada seyredip en çok etkilendiğim filmlerden bir tanesi bu. Hem konu olarak çok güzeldi benim için. Böyle çok sıra dışı bir filmdi. Aynı zamanda efektleri çok güzeldi ve action filmiydi. Bunların hepsinin bir arada olduğu çok hoşuma giden, çok beni çok etkilemiş bir filmdi. Bizim işimiz birazcık şey gibi çoğu zaman. Yani en güzel olduğu zamanlar bir boyanın üzerine cila atmak gibi, polish yapmak gibi. Baştan yaptığımız çok şey var ama en güzel olduğunu düşündüğü zaman işimizin öyle gözüküyor ki bir başka güzel şeyleri birleştirip ona polish yaptığımız zaman. Bu ona bir örnek belki olabilir çünkü bu sahnelerin çekimleri gerçek sahneler. Belki şu ayrımı yapmamız gerek. Baştan böyle söyleyeyim. Bir iki şey var sinemada. Special effects ve visual effects. Bu ayrım böyle oluyor. Special effects denen şey eğer aktörler oradayken, herkes setteyken çekim yapılmış, patlama, yağmur, kan olabilir artık neyse. Bütün efektler setteyse ve o an aktörle beraber çekilmişse buna special effects deniyor. Eğer daha sonra ekleniyorsa bilgisayarda da olabilir, filmin üzerinde de olabilir, ona da visual effects deniyor. Bunun visual effects'liği şöyle, eklenen şeyler ayrı ayrı çekilmiş. Mesela helikopter kendi başına bir model. Bu cam kırıkları falan bunu çekmişler. Tabii Trinity orada yok. Trinity'yi başka yerde çekilmiş. Cam büyük ihtimalle var ama arkası yeşil. Reflection'ları almak için yapılmış. Gerçek bir camın da olabilir. Camın üzerindeki reflection'lar gerçek değil. Trinity'nin etrafını silmişler. Bu çok net bir şekilde bunda gözüküyor tabii. Yeşil ben rahat görebiliyorum onun etrafını. Wachowski Brothers filmi yapacakları zaman yapımcıya teklif etmişler ve sunmuşlar filmi. 1 milyon dolardı yanlış hatırlamıyorsam para. Demişler tamam filmin budget'ı 1 milyon dolar yapabilirsiniz. Bunlar 1 milyon doları alıp gidip filmin sadece açılış sequence'ini çekmişler. O motosiklette binaya atlayıp havada durduğu şey var ya. Onu çekmişler. Bitmiş para. Sonra geri gelip stüdyoya demişler ki biz çektik ama bu kadar oldu. Biraz da paraya ihtiyacımız var. Filmin geri kalanını yapıp tamamlayabilmek için. Filmi o kadar etkileyici bulmuşlar ki o zamana kadar yapılmamış bir şekilde bir film. Filmin bütçesi tabii artırılıp hatırlamıyorum ama 65 milyon dolar mı öyle bir şey. Bayağı büyük bir rakama çıkıp filmin geri kalanını çekmişler. Yani normalde bir bütçenin tamamını açılış sahnesinde harcamışlar. Come on.
O günün şartlarında ve iş büyüklüğüne bakılırsa ki bu yapıldığı zaman herhalde ki en çok visual effects şartı olan filmlerden bir tanesiydi. Çok güzel. Şimdi benim için bunların üzerine konuşup yorum yapmak çok kolay. Benim işte efekt yapan tool'larım, programlarım çok çok daha iyi. Yani bir duman yapmak istediğin zaman, bir ateş yapmak istediğin zaman su ya da bir şeyin parçalanması, iki tane köprü birbirine çarpıp parçalanıyor. Bunları biz çok daha rahat çünkü programlarımız çok daha iyi şu an. Bunu yapıldığı zaman bu programlar yok. Büyük ihtimalle kendileri yazdılar bu programları. Yapamadıkları için, başkasından bir programı satın alıp yapamadıkları için. O günün şartları düşünüp de, o imkanlar düşünüldüğünde muhteşem bir şey, bir başarı. Efektlere de bakarken tahminen gerçek çekilmiş elementlerle duman ya da o çarpma sahnesinde özellikle çok belli. Gerçek çekilmiş dibri deniyor işte şu çarpmadaki. Onlar gerçek şeyler, dumanlar. Bir yerlerde çekmişler, buraya koymuşlar onları. Buralar, arka taraflar büyük ihtimalle yeşil diye tahmin ediyorum. Bu ateşin de zannediyorum ki bir kısmı gerçek, bir kısmı bilgisayar yapımıdır. Burası bilgisayar yapımı. Bunlar bilgisayar yapımı. Şurada büyük ihtimalle green screen. Arka tarafta projeksiyon varmış gibi gözüküyor. Ya da bilgisayardan öyle yapılmış olabilir. Çok fazla efekt var, çok fazla iş yükü var. Karakterler koşarlarken, bir köprüden geçerlerken şey var mesela, yukarıdan görünüş şartları var. Orada karakterler digital, yani gerçek değiller. Tamamen bilgisayar yapımı. Filmin bir sürü yerinde, uzaktan çekimlerde karakterler de digital. Yani muhteşem, güzel bir film. Film olarak da güzel. Yani visual effects'leri güzel, film olarak da güzel ve izlenilen bir film. O günün şartlarında ben hepimizin çok etkilendiği, zevk aldığımız bir film. Normalde biz filmde çalışırken filmdeki efektler tahmin olarak ne yapılacaklarının hepsi bellidir zaten. Aktörlere zarar vermemek için patlamaların bir kısmını küçük olanlarını orada çekerler. Büyük olanın büyük patlamaları varsa, binalar şey olacaksa onları açık alanda, kontrollü bir yerde ayrıyeten çekerler. Bazen siyah bir ekran üzerinde çekerler. Bazen yeşil. Yani çektiğin şeyine bağlı. Ne kadar kolay onu met haline getirip çıkarabilecek, ekstrakt edebilecekseniz ona göre bir yöntemi var çektiklerinin. Yani mesela yağmur falan çekiyor olsalar siyah şeyde çekerler. Onun yakalaması daha güzel. Ya da duman siyah da çekiliyor genelde. Zannediyorum şehir çekilmiştir. Alt tarafta CG olabilir. Yani çok rahat bir şekilde, çok bu kadar perfect, güzel bir görünen bir CG yapmak çok mümkün. Özellikle set extensionlarında günümüzün teknolojisi çok iyi. Ben işi bilen birisi olarak anlamam mümkün değil. Bir sürü set extensionı gerçek değildir. Bazen setin, bazen binaları çekerler, beğenmezler, biz tekrar değiştiririz mesela. Yani o yüzden alt tarafta CG olma ihtimali var, olmama ihtimali var. Hani gerçek olduğunu düşünürsek eğer, buradaki en çok satan şey üstteki şeyin kapanmasında o gölgenin hareket edip güneşi engellediği bir bütünlük açısından çok güzel. Sonra kapanırken ışığın üzerinde hareket etmesi şurada başlayacak. Yani orada küçük bir aralıktan ışık sızmış gibi şehrin üzerine güneş tekrar geliyor. Bunlar işin artistik güzel gösteren tarafları. Gerçek çekimlerle CG'nin en çok zorlanıp da ya da en iyi sattığı yer birbirlerinin interaction'ın olduğu yerdir. Bir CG karakter gelip birisinin omzuna yaslanıp orada işte buradaki kırışmaları oluşturması, bir ağırlığını koyması, onun başının üzerine koyduğu zaman gölgeler falan, bunlar en çok satan şeylerdir, en zor olan şeylerdir. Bizim eleştiri aldığımız şeyler mesela, insanlar der ki ya dinozorlar hiç gerçek değildi. Filmi seyrettik, çok kötü dinozorlar. Çünkü biliyorsun sen dinozorun gerçek olmadığını, ona oturduğun zaman sen onu zaten gerçek değilmiş gibi seyrediyorsun. Dinozorun bulunduğu seti kimse eleştirmiyor. O da gerçek değil. Ama onu hiç fark etmemiş. Onu gerçek gibi seyretmiş. Ama robot mesela güzel değildi diyor. Çok belirgindi diyor robotun. Çünkü sen oturduğun zaman oraya biliyorsun ki o robot gerçek değil. Zaten onu benim yaptığım... Bu o kabullenmişlik hemen sırıtıyor sende. Yani zaten inanmayarak seyrediyorsun. Ama ben o film içerisinde bir sürü şey değiştiriyorum. Sen ondan hiçbirisi fark etmiyorsun. Bazen aktör oluyor. Aktörün kendisi değiştiğini ben biliyorum bir sürü şeyde. Filmleri söyleyemem maalesef hangisi filmde. Hangi aktörün değiştiğini. Ama kimse fark etmiyor.
Seyrettiğimiz şey bir visual effects breakdown. Bizim yaptığımız iş invisible olduğu için, gözükmeyen bir iş yapmamız olduğu için, hani çok bariz bir şekilde işte Star Wars gibi filmde uzay gemisi eklememişsek, bunun gibi bir filmlerde sahneler çok belirgin olmadığı için biz öncesini ve sonrasını gösteririz. Bu böyle bir demo reel. Yani biz neler yapmışız onu gösteren bir breakdown. Burada işte mavi perdeyi çekmişler. Hangi kaç kat ekleme yapmışlar? Şehrin ne kadarını CG olarak modellemişler? En arkadakiler, onlar matte painting deniyor. Onlar ya fotoğraf ya da birisi eliyle çizmiş de olabilir. Yani çok yetenekli artistler var. Yani böyle fotoğraf gibi çizebiliyorlar. İşte arkadan geriye doğru ne kadar çok detay eklediklerini gösteren breakdown. Şehrin neredeyse tamamını modellemişler. Bu çok büyük bir işçiliği var. Bu film, ya yani dizi neredeyse film gibi bütçesi olan bir film. Yani tahminen 10-15 milyon dolar her bir episode için bütçesi olmuş. 10 tane şirket çalışmış ve dünyanın en iyi şirketlerinin çalıştığı 2-3 tanesi çok iyi şirketler. Sadece bir tanesinin departmanı arada 600 kişi falan. En zor kısmını yaparlar. Ve ekipleri de çok büyükmüş yani. Ben o kadar büyük bir ekiple çalışıldığını düşünmüyordum. Çok güzel ya. Benim çok zevk aldığım bir film. Bir öncekini, yani birinci Blade Runner'ı hastası olanlar bunu onun kadar sevmiyorlar, eleştiriyorlar ama bence hem visual effects'in hem de görsel special effects'in, sinematografinin birbirine çok güzel uyumlu olduğu çok süper muhteşem bir film. Sinematografını da çok severim ben. Onun tarzı çok hoşuma gider ve efektler hiçbir zaman anlatılan konunun önüne geçmemiş. Fazla değil. Tam yerinde kullanılmış. Birbirine yani compliment eden çok tatlı bir görsel. Bunu nasıl detaylandırabilirim bilmiyorum yani. Ben bu şirkette çalıştım ve bu filmin hemen arkasında, yani ben başka filmdeydim. Bunlar bu filmi yapıyorlardı ya da bitirmek üzereydiler. O zaman nasıl bir film olduğunu bilmiyordum ama seyrettiğim zaman daha sonra üzülmüştüm yani. O filmde olsaydım keşke dediğim bir film yani. Kaçırdığımı düşündüğüm bir film. Buradaki setin tasarımı kompleks bir karakterin ekranın tam önünde oynuyor olmasına kıyasla çok daha kolay. İş şey olarak diyorum. Yani iş derken herhangi birisi otur yapar anlamında söylemiyorum. İki işi kıyaslarsak. İş yükü çok fazla. Çok fazla şeyi modellemişler. Şu baktığınız setin büyük ihtimalle tamam modellenmiş ve çok fazla seti var filmin genelinde. Ve çok karakteristik, eğer hatırlarsanız, stilize edilmiş. Şehir görüntülerinin içerisinde ışıklı falan set şeyleri var. Set extensionları var. Bütün şehri gördüğünüz. Onlar gayet zor sahneler. Bu film çok az visual effects var ya da neredeyse %80'i gerçekmiş gibi konuşulan bir film. Evet doğru, film yönetmeni gerçekten çok fazla sahneyi gerçekten çekmişler. Sadece CG olan, tamamı CG olan sahnesi çok az belki, 10-15 tane belki vardır bu filmin. Ama gerçek çekimleri destekleyen çok fazla visual effects var. Bunun yaklaşık 2000 tane falan galiba visual effects shot'ı var. 2,5 senede yapılmış, Avustralya'da yapılmış. Çekimlerin hepsi zannediyorum bir kısmı Afrika'da bir çölde çekilmiş. Ekibi çok büyük değil. Belki de ekibin çok büyük olmamasından kaynaklı olarak da uzun sürmüş olabilir ya da çekim süreleri farklı olabilir. Yani 2,5 sene bir visual effects için çok uzun bir süre. Ama çok dozunda olmuş yine. Çok stilize de bir şey. Yönetmenin tarzından kaynaklı. Yani kırmızılar, ateşler falan çok böyle yani saturated. Comic book tarzı var birazcık. Yani her şey o dünyanın içerisinde hiçbir şey sizi rahatsız etmiyor. Yani baktığınız zaman ya böyle de olur mu? Bu adam böyle de uçar mı? Araba böyle mi olur? Diye demiyorsunuz. Yani bir şeyleri sorgulamadan rahat rahat seyredebildiğiniz. Bunun öteki normal çölde sürdükleri sahneler falan da ya da daha başka visual effects sahneleri var. Onlar da böyle çok çok tatlı, güzel yapılmış. Çok güzel. Bugün çok güzel şeyler seyrediyoruz ya ben. Çok keyif alıyorum şu an.
herhangi bir zamanda muhteşem gözükecek bir iş yani. Bulunduğu dönemin en güzel işlerinden birisi, bugün için de çok muhteşem bir iş. Bizim işimizin en güzel gözükmesinin sebebi oyunculuğun üzerine bunu yapmış olmamız. Eğer onun oyunculuğu o kadar güzel olmamış olsa bu karakter de bu kadar zevkli olmayabilir. Yani sadece güzel bir efekt olurdu ama muhteşem oyunculuk oyuncunun eseri. Ona şapka çıkarmak lazım doğal olarak. Böyle bir sahne bunun güzel bir tarafı da şu, yani güzel derken sıra dışı olan taraflarından birisi. Bunu motion capture bu. Yani aktör oynuyor. Siz bütün onun hareketini capture yapıyorsunuz. Onu CG karaktere aktarıyorsunuz. Daha sonra onun üzerinde oynamalar yapabiliyorsunuz. Bu filme kadar bu motion capture sadece kontrol ve kapalı bir alanda yapılabiliyordu. Yani özel setleri vardı bunların motion capture yapılabildiği. Aktörlere bu kıyafetleri giydiriyorlardı. Etrafında 16 tane kamera var. Bir tane set, soundstage orada çekiliyordu. Bu film için dediler ki biz bunu sette, yani oyuncuları burada çekmememiz lazım. Sette bu işi yapmamız lazım. Nasıl yapabiliriz? Bir sistem geliştirip sadece bu filmden dolayı o sistemi geliştirdiler. Aktörleri sette oynatıp tamamen kendi hallerinde motion capture yaptılar. Evet, bu da bir başka breakdown. Neler yapılmış? Sahnenin başında, ilk başlık sahne nasıl şeydi? Yani Kaptan Amerika şeyin üzerinde duruyor, kaskı geliyor. O tür efektler biraz zor efektler. Şundan dolayı boşluktan neredeyse hiçbir şeyin içerisinden bir kask çıkıyor. Ya da Iron Man'in kıyafetin üzerine birdenbire kendi şeyi kaplaması. Ya da küçük bir çantanın içerisinden bütün parçaları çıkıp kendini kaplaması. Bunlar zor efektler. İnandırıcılığı çok zor olan efektler. Çünkü siz içinizden diyorsunuz ya bu olmaz buradan, bunun içinden bu çıkmaz diyorsunuz. Onu öyle bir şekilde tasarlamanız, yapmanız gerekiyor ki ikna etmiş olsun. Orada bir enerji şeyi var mesela. Bir enerji çıkıyor. Onun içinde kayboluyor. O enerjiyi tasarlamanız gerek. Günümüz şartlarında da yani önceden mesela bunları tasarlamak daha kolay değildi ama insanları yaptığınız şeyi ikna etmek daha kolaydı. Yani sadece küçük bir distortion'dan. Van Damme'ın mesela eski bir filmi var. Zamanda yolculuk yapıyor. Böyle hafif bir distortion'dan geliyor, hafif bir distortion'dan gidiyor. O günün şartlarında onu satabiliyordunuz. Çünkü insanlar çok fazla öyle şeyler görmediği için ikna oluyorlardı. Ama bugünün şartlarında o kadarcık basit bir şeyden hiçbir şey satamıyorsunuz. Efekt tasarlamak da çok zor bir şey. Çünkü neredeyse hepsini gördük. Yeni bir şekilde, yeni bir enerji çıksın. Wonder Woman'daki kız ellerini kapattığı zaman bir enerji çıkıyor ya. Onu yapabilmek için benim arkadaşlarım bayağı uzun süre çalışmışlardı. Şuna benzemesin. Bir şey yapıyorlar, ona benziyor. O olmasın, şunun gibi olmasın. Yani tamamen unik bir şey tasarlayabilmek çok zor. Bugün her şeyi de görmüş olduğumuz için daha ikna edici başka bir şey bekliyoruz. O tür efektlerin satışı, ikna ediciliği biraz daha zor. Ve kendilerini ele vermeleri de çok kolay. Hair started growing in all sorts of places. Along with other things. I felt pretty good, considering. I'm sorry. No need to be. There's nothing wrong with old age. I enjoy drinking with you. Way before. Ha, benim için bu film CG visual effects'teki mihenk taşlarından, milestone'lardan bir tanesi. Gerçekçiliğe yaklaşması bakımından, işçiliğinin güzelliği bakımından. Benim çok etkilendiğim, çok hoşuma giden bir film. Hikayesi de aynı bir şey söyleyemeyeceğim ben o kadar. Filmin kendisine o kadar zevk almadım ama efektleri çok güzel. Bu noktaya gelmek için başka kötü filmler var. Aynı şirketin yapmış olduğu. Kötü demeyelim. Bunun kadar başarılı olmayan, az başarılı olan, o denemeler olmamış olsaydı büyük ihtimalle bu burada olmazdı. Bu filmin ilk 50 dakikasında Brad Pitt'in kafası gerçek değil. Yani 50 dakika boyunca tamamen bir CG karakterin oynamış olması. Bu film 2008 mi 15 senelik bir film. Şapka çıkarılacak işlerden bir tanesi. O oyunculuğu yakalamak, mesela bazı sahnelerde ışık çok değişiyor. Böyle çok küçük nüanslar var. O nüansları gerçekten, yani gerçekten bir işin %80'ini, %90'ını, %95'ini bitirmek bazen bir haftasını alıyor insanın. %100 yapmak 3 ayını alıyor. Çok küçük şeylerle oynuyorsunuz. Rengin mesela %1'iyle, binde 1'iyle oynuyorsunuz.
oynuyorsunuz. Koyduğunuz detaylar çok çok küçük detaylar. İşte yani derinin üzerindeki küçük küçük detaylar, gözdeki küçük şeyler ve onu %100'e tamamlamaya çalışıyorsun. Ama o son aşaması, %10'luk bölümünü tamamlamak ilk baştaki yaptığınız işin belki 3 katını 4 katını alıyor her zaman. Ve bu iş yani onu en son noktaya taşıdığını düşündüğüm işlerden bir tanesi bir gerçeklik olarak. Bu mesela benim kendi fikrim ama yani bu Avatar'la neredeyse aynı dönemde çıkmış bir film. Avatar'ın gölgesinde kalmış bir film. Oscar aldı ama Avatar daha böyle sanki gösterişinden film, yani film tabii ki hikaye olarak çok daha başarılıydı bundan ama visual effects olarak bence bu çok daha çığır açıcıydı Avatar'la kıyaslarsak. Avatar'daki mesela karakterleri siz gerçek olmadığını bilerek oraya oturup seyrediyorsunuz. Yani onun bir uzaylı bir karakter ya da başka bir karakter olduğunu düşünüyorsunuz. Onu kabullenerek başladığınız için onun üzerindeki her tür hata fark edilmeyebilir, unutulabilir, ignore edilir, önemsiz görülür. Ama bu bir karakter, bir gerçek bir film. Gerçek bir karakteriniz var ve her bir sahnesinde gerçek olmak zorunda. Her bir hareketinde, animasyonunda, hareketinde gerçek olmak zorunda. Ve en ufak bir şey yaptığınız zaman filmin büyüsünü kırmış olacaksınız. Yani o filmde hani mesela yukarıdan bir mikrofonun sarktığını düşünün. Onu görmüş olmanız gibi bir şey ya da setin arkasını görmüş olmanız gibi bir şey hissedeceksiniz ve bunun şeyi kırılacak, gidecek. O filmin tadı kaçacak sizden. Ve bunu başarıp 50 dakika boyunca oynatabilmesi bu çok güzel bir şey. Yani. Evet, bugün gerçekten hem film olarak çok başarılı hem de görsel efekt olarak çok başarılı filmler seyrettik. Umuyorum zevk almışsınızdır. Teşekkür ederim.